Merhaba, ben Elis. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. Şu anda 3. sınıfım ve 23 yaşındayım. Ben okula YÖS sınavıyla, yabancı öğrenci sınavıyla girmiştim. Bu yüzden herhangi bir sıralamam yok. Fakat benim puanım kendi sınav sistemine göre 78'di. 100 üzerinden 78'di. Bilenler bilir YÖS sınavını. Fakat duyduğum kadarıyla, arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla genelde 15 bin, 25 bin bandında değişiyormuş benim girdiğim sene. Ben 18 girişliyim. Tabi aradan yıllar geçti ve siz güncel puanları, sıralamaları internetten, herhangi bir yerden takip edebilirsiniz. Ben lisede son sınıfken, üniversiteye hazırlandığım yıl, kafam gerçekten çok karışıktı. Böyle diş hekimliği, işte mühendislik ama hangi mühendislik gibi böyle gidip geliyordum. O yılın sonunda istediğim olmadığı diş hekimliğine hedeflemiştim ve mezuna kalmaya karar verdim. Açıkçası diş hekimliği için mezuna kalmamıştım. Kafam karışıktı. Gerçekten hangi mesleği istiyorum, ne yapmak istiyorum tam bilmiyordum. Bu yüzden mezuna kaldığım yıl hem bunu bir yıl boyunca uzun uzun düşündüm. Hem de kendi adıma gerçekten şu anda iyi ki mezuna kalmışım diyorum. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Endüstri mühendisliğini ilk defa bir kuzenimden duymuştum ve sonra internetten, çeşitli yerlerden bu bölümü okuyan, bu bölümden mezun olan insanlarla konuştuktan sonra bana ne kadar uygun olduğunu fark ettim. Çünkü bir kere her şeyden önce bu bilinen bir gerçek benim bölümüm hakkında. Gerçekten her alanda çalışabilirsiniz. Özellikle ofis anlamında herhangi bir ofise girdiğinizde herhangi bir departmanda çalışabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir avantaj. Tabii endüstri mühendisliğinin diğer bir alanı da üretim, fabrikalar. Üretimde de çok çok önemli bir rol oynuyoruz gerçekten. Eğer ki temel anlamda matematiğe ilgi duyuyorsanız, sosyal olmayı seviyorsanız, şu anda biliyorsunuz ki yükselen konulardan biri kodlama ve yapay zeka, bu tarz konulara ilgi duyuyorsanız, bunlar üniversitelerde özellikle benim bölümüm için ders sayısı giderek arttırılıyor. Ve bu anlamda gelişme fırsatını daha üniversite dönemindeyken bulabiliyorsunuz. Bu yüzden endüstri mühendisliğini seçebilirsiniz diyebilirim. Onun dışında zaten üretim görüyoruz, matematiği fazlasıyla görüyoruz, zorunlu olarak fizik görüyoruz. Mezun olunca ne iş yapacağım sorusunun cevabı henüz bende yok. Şu an 3. sınıfım ve henüz bir tane zorunlu stajımı gerçekleştirdim. O da üretim üzerineydi. Ben üretimden ziyade daha çok ofis ortamını merak eden bir insanım. Bu yüzden diğer staj imkanları için şu anda bekliyorum. Ofis ortamını da bir görmek istiyorum. Fakat şu anda satış ve pazarlama departmanları ile ilgileniyorum ve bu anlamda kendim bireysel çalışmalarda yapıyorum. Fakat staj bulduktan sonra ve staj deneyimlikten sonra fikrim ne olacak? Hala aynı bölümleri seviyor olacak mıyım bilmiyorum. Bunu göreceğiz. Endüstri mühendisliğinin staj imkanları gerçekten çok geniş. Çünkü genelde özellikle 3. sınıf ya da 4. sınıfsanız iş ilanlarında 3 ve 4. sınıfların endüstri mühendisliği okuyanların stajyer olarak arandığını görebilirsiniz. Bu bana gerçekten bu anlamda da staj bulma anlamında da geniş bir yelpaze olduğunu hissettiriyor. Okulumun şu anda iki farklı kampüsü var. Biri Davutpaşa kampüsü, diğeri ise benim ana kampüsüm olan Yıldız kampüsü. Yıldız kampüsü şu anda maalesef ki çok küçük kalmış durumda alan olarak. Makine fakültesi, mimarlık fakültesi, denizcilik fakültesi var. Üç fakülte var sadece. Bir de küçük bir kütüphanemiz var. Fakat zaten az fakülte olduğu için ve az bölüm olduğu için bize yetiyor diyebilirim. Konumu gerçekten mükemmel. Otobüsle 2 durak sonra böyle 5 dakikada falan ya da yürüyerek 10 dakikada Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inebiliyorsunuz. Bu anlamda gerçekten çok şanslı olduğumu hissediyorum. Çünkü hemen sağ tarafta Taksim var. Vapur kullandığınızda karşıda hemen Kadıköy'e geçebiliyorsunuz. Bu anlamda kendi kampüsümü gerçekten çok çok seviyorum. Tek dezavantajı küçük olması olabilir. Çünkü bazen sınav günlerinde gerçekten okulda belki dönem boyunca görmediğiniz kalabalığı görüyorsunuz ve diyorsunuz ki bu kampüste bu kadar öğrenci var mıydı? Diğer kampüsümüz olan Davutpaşa kampüsünden bahsedecek olursam da Davutpaşa kampüsü gerçekten çok güzel bir kampüs. Bir kere şehirden ayrılmış biraz tepe bir noktada bulunduğu için yeşil bir alan. Orada kamp da yapabilirsiniz ki ben deneyimledim. Mangal yapma alanı da var. Pek çok fakülte var, pek çok boş alan var. Koşu alanı var, maç yapmaya saha var.
Dolmabahçe kampüsü gerçekten çok güzel bir kampüs ve İstanbul'da böyle bir kampüs bulunduğu için ve benim okulum bu kampüste olduğu için kendimi çok çok şanslı hissediyorum. Çoğu bölüm burada olduğu için genelde çoğu etkinlik de zaten bu kampüste gerçekleşiyor. Dolmabahçe kampüsü konum olarak biraz merkezi noktalara uzak olduğu için dezavantajlı görünebilir. Ama hemen okulun çıkışında metro var. Metrobüse çok yakın. Ayrıca okuldan kalkan ringlerle Beşiktaş'a geçebiliyorsunuz ya da yine ringleri kullanarak hemen metrobüs durağına inebiliyorsunuz. Bu anlamda ulaşım anlamında avantajlı olduğu için konum dezavantajını yok ediyor diyebilirim. Bizim okulda da Erasmus yapma konusu çok popüler diyebilirim. Benim bölümüm adına konuşacak olursam en son 16 tane farklı okula öğrenci gönderildiğini biliyorum. Ve bazı bölümlerde bunun sayısının arttığını ve çeşitliliğinin de arttığını biliyorum. Bu tamamen bölüm bazlı bir durum. Fakat okulumuzun genel anlamda Erasmus'a gönderme anlamında yeterli olduğunu biliyorum. Bunu internet sitelerimizden kontrol edebilirsiniz hangi bölüm nereye gönderiyor. Ve bunlar bildiğim kadarıyla 5 ya da 6 yılda bir olabilir. Güncelleniyor anlaşmalar ve bazı okullar çıkarılabilir, bazı yeni okullar eklenebilir. Bu tamamen sizin şansınıza bağlı diyebilirim. Benim Erasmus deneyimim ne yazık ki olmadı. Ben bölümümü İngilizce okuyorum. Bu yüzden İngilizceye olan hakimiyetim yüksek. Fakat geçen yıl değil, pandemi öncesi 2 yıl önce denediğimde maalesef ki 2 puanla falan İngilizce sınavının barajını geçememiştim. Bunu da burada itiraf etmiş olayım. İngilizce pratik gerektiren bir dil olduğu için yani her dilde olduğu gibi. O yüzden mesela ben İngilizce okuyordum ama aslında İngilizce dil kuralları anlamında, reading anlamında biraz eksik kalmışım. O zaman bunu fark etmiştim. Fakat siz gerçekten Erasmus yapmayı isterseniz üniversiteye girdiğinizde ister bölümünüzü ister İngilizce okuyun ister okumayın. Bence Erasmus sınavına girmeden önce güzel bir tekrar yapın diyebilirim. Çünkü hiç beklemediğiniz sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Zaten bu pandemi döneminde bu Erasmus yapma konuları da biraz karıştı. Çoğu okulda olduğu gibi bizde de öyle oldu. Erasmus kazanan bölüm arkadaşlarım gidemediler. Sonraki yılda o sınav online yapıldı falan böyle işler karıştı. Ama bundan sonra pandemi daha da rahatladığında daha da bir yayına oturacaktır diye tahmin ediyorum. Bu şekilde. Bizim okul bazı konularda biraz gıcıktır. Gıcık olduğu konulardan biri Erasmus İngilizce sınavı. Gerçekten asla kolay bir sınav değil. Bu yüzden size tekrar yapın diyorum. Onun dışında benzer durum çoğu mühendislik öğrencisi hatta bu dönem bütün mühendislik öğrencileri ilk yıl fizik dersi alıyorlar. Fizik 1, fizik 2 ve fizik derslerinden geçmek gerçekten bizim için bir korkulu rüya. Özellikle ki ben fizik dersini oğlum olsa sevemedim. Mühendislik okusam mı okumasam mı ikileminde kaldığımda sırf fizik dersi göreceğim diye vazgeçebilirdim. O kadar yani. Ve bizim okulumuz da sağ olsun sınavlarda ekstra zorladığı için temel bilimleri o konulara dikkatli olun diyebilirim. Yıldız Tekniği'nin belki de en güzel olan yönü, en avantajlı olan yönü sosyal imkanları diyebilirim. Çünkü okulumuz öğrenci kulüpleri anlamında gerçekten devasa bir büyüklükte. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Kariyer kulüplerinden hobi kulüplerine, müzik kulübünden herhangi bir kulübe. Ben şimdiye kadar pek çok kulüpte yer aldım. Ben okula başladığımda hazırlık okumuştum ilk yıl. İngilizce hazırlık. İngilizce hazırlık yılında KVK, Kalite Verimli Kulübü'nde yer almıştım. Ve bu kulüp kariyer kulübüydü. Ve endüstri mühendislerinin kurduğu bir kulüp olduğu için de içinde bolca endüstri mühendisi arkadaşım vardı ve daha hazırlık yılında pek çok bölüm arkadaşımla o zaman tanışmıştım zaten. Onun dışında birinci sınıfta Gezi ve Kampçılık Kulübü'nde ki Gezi ve Kampçılık Kulübü'nün bende yeri çok ayrıdır. Buradan arkadaşlarıma selam yollamış olayım. Gezi ve Kampçılık Kulübü'nde de aktiftim hazırlık yılımda. Birinci sınıfta da sosyal medya koordinatörlüğünü üstlendim kulübümüzde. Kulüplerde aktif olduğunuzda bu aktifliğinizi daha da arttırabiliyorsunuz. Çeşitli projelerde koordinatör seçilerek ya da mesela ben Gezi ve Kampçılık Kulübü'nde sosyal medya koordinatörlüğü yapmamın yanı sıra iki farklı kamp koordinatörlüğünü de üstlenmiştim farklı arkadaşlarımla beraber ve çok güzel işler ortaya çıkarmıştık.
Şu anda gerçekten kampçılık yetkinliklerimi geliştirdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum ve bu yetkinlikleri farklı alanlarda da kullanabiliyorum. Örneğin topluluk önünde konuşmak benim lisedeyken biraz fobimdi. Fakat kulüplerde aldığım görevlerden sonra belki de en çok geliştirdiğim özelliğim, yetkinliğim bu oldu. Şu anda herhangi bir topluluk önünde, herhangi bir kalabalık insan önünde çok daha rahat bir şekilde kendimi ifade edebiliyorum. Kulüpler bu gibi yetkinliklerinizi geliştirmede çok çok büyük avantaj sağlıyor ve yıldız tekniğe geldiyseniz eğer bu yetkinliklerinizi gerçekten kulüpler aracılığıyla süper, çok kolay bir şekilde geliştirebilirsiniz. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve İstanbul'da ailemle beraber yaşıyorum. Şu anda bu şehir bir öğrenci için pek değil, hatta hiç ucuz değil diyebilirim. Bunun sebeplerini şu anda hepimiz biliyoruz. O yüzden çoğu kişi çalışmak durumunda kalabiliyor. Bazı arkadaşlarımın ailesiyle yaşadığı halde okulu evine çok uzak olabiliyor. Bu yüzden eve çıkabiliyor ve çalışmak durumunda kalabiliyor. Örnekleri var çevremde. Benim neyse ki okulum çok uzak değil. Bu yüzden ailemle yaşamaya devam edebiliyorum. İstanbul büyük bir şehir. Fakat güzel bir şehir. Özellikle şehir dışından küçük yerlerden gelen arkadaşım İstanbul'u gerçekten çok beğeniyorlar. Bana soracak olursanız İstanbul çok değişti. Çünkü ben burada büyüdüm ve yıllar içindeki o değişimi görebiliyorum. Şu anda gerçekten çok çok kalabalık ve gerçekten hiç de ucuz bir yer değil. Ve çoğu üniversite burada olduğu için aslında öğrencinin cebine yaraması gerekiyor bazı konularda. Özellikle gıda konusunda, eğlence konusunda. Fakat gerçekten bugünlerde bu konularda zorlanıyoruz diyebilirim. Her şeye rağmen çalışmaya göze alabilecekseniz üniversitedeyken ve istediğiniz üniversite buradaysa İstanbul'a gelebilirsiniz diyebilirim. Benim kendi üniversitenin tanıt hikayem bu şekildeydi. Eğer daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız okulum hakkında, bölümüm hakkında bana ulaşabilirsiniz. Benim şu anda kendi özel hesabımın dışında bir tane blog hesabım var Instagram'da. Onu şuraya bir yere koyabiliriz arkadaşlar. Beni takip ederseniz çok memnun olurum. Ve oradan o hesap üzerinden bana istediğiniz herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. İstanbul'da yaşam olabilir, bölümüm olabilir, okulum olabilir. Her zaman soruları beklerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol şanslar dilerim.